Bismillah. Haydi bakalım. Bugün de kazancımız bereketli olur inşallah. Dükkanda bayağı bir tozlanmış. Şöyle yerleri, rafları bir sileyim. Sonra kendime güzel bir çay demlerim. Şimdi gidip ocağa çayımı koyayım bakalım. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. B harfi nerelere kayboldun? Geldim, geldim. İki dakika bekleyiver canım kardeşim. Çay koyuyordum ocağa. Birlikte içeriz. Teşekkür ederim canım kardeşim. Ama benim o kadar zamanım yok. Tavuklara yem almaya pazara gideceğim. Sende şey var mı? Ne var mı? Şöyle küçük küçük sepetler. İçine yumurta koyacağım. Yanlış dükkana geldiniz galiba efendim. Burası sepetçi değil, oyuncakçı. Doğru söylüyorsun. Yine de bir sorayım dedim işte. Neyse, ben çok oyalandım. Pazar bitmeden yetişeyim. Aç kalmasın tavukçuklar. Kolay gelsin. Sana da B harfi. Sana da. Merhaba, kolay gelsin. Çıkan harf size ne kadar da çok benziyordu. Hoş geldiniz efendim. Çıkan harf benim kardeşim S harfiydi. Biz üçüz kardeşiz ve birbirimize çok benzeriz. Sadece noktalarımız farklı. Benim bir, T harfinin iki, S harfinin de üç noktası var. Aa, ne güzel. Bu arada kendimi de tanıtayım. Ben Deniz, B harfi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Çok memnun oldum B harfi. Bebeğim için bir oyuncak almak istiyorum. Yaşına göre bir şey gösterebilir misiniz? Tabii, tabii. Bu taraftan gidelim. Tam bu sevimli bebişe göre çıngıraklar var. Ay, kusura bakmayın. Hiç fark etmedim orada oyuncak olduğunu. Hiç önemli değil. İşte buyurun. Size bahsettiğim çıngırak. Ay çok güzelmiş bu. Bebeğim bak. Şık 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 şık. Güzel değil mi? Tamam, alalım biz bunu. İsterseniz ben onu bir torbaya koyayım. Olur tabii. Birden sana bebeğim, bir yerin mi ağrıyor? Hay Allah, nasıl da ağlıyor minik bebek. Ne yapsak ki? Susmuyor. Ben şimdi gideyim, sonra gelip alırım oyuncağı, olur mu? Tabii ki olur. Her zaman beklerim. Selamun aleyküm B harfi. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Aleyküm selam S harfi. Az önce buraya anne ayı ve bebeği geldi. Bebek ayı birden ağlamaya başladı. Ben de onlar gittiklerinden beri düşünüyorum. Bebeği korkutan bir oyuncak mı var diye. Bak bu dediğin doğru olabilir. Gel oyuncaklara tek tek bakalım. Hadi bakalım. Kamyonetten korkmuş olamaz. Pofuduk tavşan da gayet sevimli duruyor. Çıngırak da korkutucu değil. O zaman niye ağladı bu bebek? Buldum, buldum. Bebek ayı korkmamış. Beşiği almak istemiş. Bu yüzden ağlamış demek ki. Hemen anne ayıya haber ver. Hadi koş.
Sahiden bebeğimin neden ağladığını buldunuz mu? Buldum, buldum. Bakın, bebeğin emziğini şu oyuncak beşiğin altında buldum. Hani siz çarpmıştınız ya, işte o. Evet ama bununla ne ilgisi var? Tahminime göre bebek ayı bu beşiği çok beğendi. Onu almak istediği için ağladı. Sahiden de beşik için heyecanlanıyor. Al bakalım ufaklık. Bu beşik sana benden hediye. Çok teşekkür ederim B harfi. Hem hediye hem de bebeğimi mutlu ettiğin için. Rica ederim. Küçükleri memnun etmek benim vazifem. İyi günler. Size de efendim. Sana da güle güle tatlı bebek. Oh, çok şükür. Bu yorgunluğun üstüne bir çay içilir artık. Gidip de kendime bir bardak çay koyayım.